LGS'ye son 96 gün, hala inanılmaz fazla zaman var. Hala her şeyi değiştirebiliriz. O yüzden geri sayımımız başlasın şimdi. Anthony Robbins'in çok güzel bir sözü var. Demiş ki, şartlar ne kadar zor olursa olsun sonsuza dek sürmeyecektir. Yani geceyi takip eden gündür, kışı takip eden ilkbahardır. Ne güzel, şu anda ilkbahara girmek üzereyiz. Kış bitti, kış mevsimi artık sona ermeye başladı. Ve aynı zamanda her gün gece bitip gündüz oluyor ve biz de bu sınavın üstesinden geleceğiz ve sonrasında oh be diyeceğiz. Çok güzel liselerde hayatımıza devam edeceğiz inşallah. Peki gün yoruna bakalım. Şahin Yandamar YNDMR atmış bize, hemen bakalım. Bir ay içinde bütün konuları, bütün konu eksiklerimizi kapatabilir miyiz? Şahin, bu senin kaç tane konu eksiği olduğuna bağlı. Yani eğer sen diyorsun ki bütün konuları bilmiyorum dersen, o zaman zaten birazcık zor olabilir. Ama hala 3 ay 6 günün var, yani hala inanılmaz fazla zamanın var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela diyelim ki, bak hemen bir tane sayfa yapayım. Eğer sen son bir ay kala eğer konular 100 tane ise ve bunların 30 tanesi eksikse bu sorunun cevabı evet. Çok rahat kapatırsın. Son bir ayda bile 30 tane, yani konuların %30'unu, %40'ını tekrar edebilirsin, kapatabilirsin. Denemeleri nasıl çalışabiliriz? Bir sürü ders var, hangisi çalışacağım diye karar veremiyorum. Ve akşam oluyor, yatmak zorunda kalıyorum. Denemelere şu şekilde çalışacaksın. Konu tarama denemeleri çözeceksin. Konu taramaları da mesela diyeceksin ki, ben mesela işte bilmem X denemesi çalışacağım. Ve son konular ağırlıklı çalışacaksın. Mesela diyelim ki okulda bir deneme olacak. Ve işte en son gördüğünüz konu basit makineler. Hemen basit makinelerle ilgili konu taramaları yapacaksın. Mesela kotalarda, mesela bizim örnek olarak işte basit makineler, makaralar konu taraması 10 soruluk. Ardından hemen karşımıza işte kaldıraçlar konu taraması geliyor. Sonra hemen eğik düzlem konu taraması geliyor. Ve bunları konu konu tarayaraktan çok hızlı bir şekilde çalışmış olabilirsin denemeler. Aynı zamanda buna bakalım. Denemelerde soruları hızlı okuyacağım diye dikkatsizlikten soruları yanlış yapabiliyorum. Ne yapabilirim demiş. Evet, gerçekten de hız birazcık felaket olabiliyor. Ama hızlı da olmamız gerekiyor. O yüzden dikkatsizlik hatası yapmamak için sorulardaki taktikleri bileceğiz. Mesela paragraf sorularında her zaman tablo önce ne diyor? Bir tane metin var, soru kökü var, sonra A, B, C, D var. Diyor ki tablo önce mesela hep bunu oku, sonra şıklara bir göz at, sonra paragrafı geç. Çünkü bu birazcık zamanını alacak. Dolayısıyla bunun taktiği var mesela. Matematikteki sorularda da veya fendeki sorularda da bazı taktikler var. Öncüllerin ne olduğunu belirle, sonrasında şıklardan bir bak, sonrasında ana paragraftaki, yani bunun gibi bazı tüyoları bilmek gerekiyor. Dolayısıyla dikkatsizlik hatası yapmamak için de kafanıza ilk gelen cevap genellikle doğru cevap. Onu söylemek istiyorum. Mola verdiğimizde neler yapmamız bizler için daha iyi olur? Birazcık dinlenmemiz. Sosyal medya çok kafa dağıtıyor ve çok sürükleyici oluyor. Yani bir alıyorsun cep telefonunu, WhatsApp'ta ben 5 dakika mola vereceğim diyorsun. O 5 dakika oluyor 50 dakika. Çünkü adam cevap veriyor. 10. hour bekliyorsun. Instagram'dan like atıyorlar. Aa, ne güzel, like'larım artıyor diyerek kafan gidiyor, allak bullak oluyor. Hatta o Instagram'ın tavsiyeler kısmı yok mu? Allah kahretmesin onu. Yani aldı mı seni bir taraflara, dünyanın bir ucundan Filipinler'den çıkıyorsun. Ondan sonra ne bileyim Uruguay'da bir tane baktın, bir şey yapıyorsun. Kedi videosu. Yani oralar çok sürükleyici oluyor. Mola verdiğinde bir tane çay iç. Ondan sonra işte tuvalete git. Ondan sonra ne bileyim annene babana merhaba, ne yapıyorsunuz de. Hatta birazcık hava atmış olursun. Ders çalışıyorum bak, moladayım şu anda 5 dakika falan filan diyerekten. Onlara da birazcık şov yapmış olursunuz. Bu da güzel bir şey olur sizin için. Çalışma programına uyamıyorum. Çalışma programına uymak için kendimi zorlamalı mıyım? Evet, zorlamalısın. Zaten bilim adamları araştırmışlar. Bir şeyin gerçekten de alışkanlık olabilmesi için 7 gün ama gerçekten oturabilmesi için de 14 güne ihtiyaç var. Yani sen 7 günde alışkanlık haline getiriyorsun ama 14 günde artık o senin vazgeçilmez oluyor. O yüzden çalışma programına 14 gün sonra sabredersen, sabret ve ne kadar mucizevi şeyler olacağını ve bundan sonra hep çalışma programı çalışacağını görebileceksin. Motivasyon videoları beni biraz motive ediyor. Sonra motivem yine düşüyor. Tonguç'un görmesi. Gerçekten de şu anda bu videoyu izliyorsun. Motiven belki yüksek oldu. Motiven artıyor. Şu anda oh be, tamam şimdi çalışacağım. Bu adam ne kadar güzel
şeyler anlattı. İşte beni etkiledi ve şimdi oturup çalışacağım diyorsun. Ondan 3-4 saat çalışıyorsun, sonra yarın bir motivasyonun kalmıyor. Ama biz de yarın oradayız. Yarın yine 95. gün, 90. gün. Her gün sana motive vermeye devam ediyoruz. Her gün usanmadan, bıkmadan bu videoları çekip sana motivasyon vermeye devam edeceğiz. LGS'ye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Dolayısıyla biz ölüp kalmazsak sen de motive olacaksın. Hiç merak etme. Ve programda, planda en güzel motivasyondur. Zaten senin için biliyorsun hızlanma programı yapıyoruz şu anda. Hızlanma programına lütfen uymaya çalış. Zaten bizimle beraber çalıştığın zaman bir sürü programın planın oluyor. Ama kendi planını da mutlaka takip et ki zaten en güzel motivasyon kendini programlamandır diyoruz. Birazcık dilim sürçene, yapacak bir şey yok. Günün kitabına bakalım. Orhan Veli. Orhan Veli'nin bütün şiirleri. Orhan Veli Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden bir tanesi. Gerçekten de çok kısa, öz ve güzel şiirleri var. Okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü sınavlarda genellikle bu kitaplardan çıkıyor. Anlamayı pekiştirmek için, hem ne şairin ne söylemediği üslubu ve benzeri özelliklerini anlamamız için çok güzel bir eser. Gün okula bakalım. Fatih Anadolu Lisesi Manisa'da 440 puanlı %5.67 ile alıyor. 17 tane tıp, diş hekimliği ve aynı zamanda da 39 tane mühendislik çıkarmış. 4 yıllık ve İngilizce bir okul. Günün sorusuna bakalım. 5 katının 12 fazla 47'den küçük olan tam sayının en büyük kaçtır? Eşitsizlik sorusu. Hadi bakalım, yapmaya çalışın, yorumlara cevap atın. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.